Hepinize Free to Play serisinin 3. videosundan merhabalar efendim. En son hatırlarsınız ki ne yaptık? Kalıntı yükseltmede acılar çekiyoruz. Bu kalıntı şu anda level atlanması gereken zorunda bir kalıntı. Çünkü artık vazifelere devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Desteklemecinin gelmesi harika oldu. Sağ olun efendim. Hadi bakalım. Aynen devam. Şimdi anagramların 5. aşamasında bunları ilk yapacağız. Dönmek iyi. Buraların. Ha bu arada pazar açıldı. Buralar levellanıyor. İkincisi açıldı. İkincisi açılmamış özür dilerim. Aç yazıyormuş. Henüz daha açamayız ikincisini maalesef. Buradan belki kalıntı alabiliriz. Ama başta şunları almamız lazım. Sonrasına artık ilerleyen aşamalarda açacağız. Bizim ilk önceliğimiz artık 800 cevhere bir şekilde ulaşmamız lazım. Nasıl ulaşacağız? Hiç fikrim yok. Ya şurada biraz 3-5 cevher bir şeyler verse de ulaşsak. Şey yani. Benim şu anda cevhere ihtiyacım var arkadaşım. Bana cevher ver. Ben cevher istiyorum ya. Bunu levellamak için bu arada böyle bir karakter de çıktı ya oyun verdi. Bu karakteri kullanır mıyız kullanmaz mıyız bilmiyorum. Yani iyileştirme azaltma vermesi iyi %100'lük. Mavi kule için değerli. Ama geri kalan hiçbiri iyi değil. O yüzden kaya diş artık bizim yemimiz. Bunu yemleyeceğiz. Kaya dişin yanında da ikinci seviye şunları da kasıyoruz. Bunları da yukarıya attıktan sonra açıkçası Kayle artık levellayabilir hale geleceğiz. Kayle bence adam gibi kalıplar giydirmenin vakti geldi. Belki de öyle ilerleyebiliriz. Ama şu anlık daha sakin gidiyoruz. Daha relaxız. Şurada bölge bonuslarından henüz daha ilerlemek imkansız. Acilen altın olmamız lazım. Nasıl olacağız onu da bilmiyorum. Bu altın 1-2'yi geçtiğimiz zaman yani gümüş 3-4 ve altın 1-2 civarlarını geçtikten sonra çok kolay ilerlemek. Ama önce oralara geçmemiz lazım. Videoya geçmeden önce video girişimizi yapalım. Videoya beğenip abone olursanız sevinirim. Bu seri devam edecek. Daha ilk gündeyiz. İlk günde 3 video. Belki 5-6 video daha çıkacak zaten. Ben bir tane video gönderdim. Yükledim. İkinci videoyu yüklüyorum. Bu da üçüncü videomuz zaten. Hadi bakalım siz de beğenilere asıl devam edelim. Ne istiyoruz? Normal bitireceğiz. Bize göğüslük var. Lazım diyor. Hemen efendim. Göğüslük hemen kazanalım. Ne olacak ki? Nedir göğüslük? Hemen. Kolay iş. Güzel. 7 tur döndük. 7 turun sonunda elde etmişiz yüzdeli hata. Devam edelim vazifelere. Vazifeler bizim her şeyimiz abi. Vazifelerden gideceğiz. Şu 300 cevher almamız lazım. RSL burada açtım. Biraz daha hızlı gitsin diye. Ejderha dön diyor bize. Tabii ki de zor dönmeyeceğiz. Ejderhanın 20. aşaması. Ah yeşil olsaydı. 13 de yeşil değil ya. Ah yeşil olsa. Hani. Ah, şansımız yok. Şansımız yok diyelim. Bunları şöyle koyalım. Bunu koyduk mu? Tamam. Kar baskını açmıyoruz. Dediğim gibi ne kadar verimli ilerlersek o kadar iyi. Nice zaten buraları halledecektir. Ben bir FPS'ini arttırayım. Belli 200 olmadı. RS Helper'dan FPS arttırabiliyorsunuz ayarlar bunda. Oyun bir tık daha hızlı oluyor. Haberiniz olsun. Ben buraları döneyim. 1, 2, 3 döneceğim. Sonra tekrardan sefere döneceğiz galiba. Bakarız. Tekrardan bakarız. Güzel. Burayı da bitirdik. Burayı da bitirdik. Burayı da bitirdik ve ağır noktalarından ayak kabı bulmamız lazım. %50. Bulunur. Bulunur. Bulunmaz değil. Dert değil. Bu biraz canımı sıkıyor. Ama önemli değil. Bunları 11'e atacağız. Silver konusunda yine fena değiliz. 250 de cevherimiz var. Hatta 300K oldu. Güzel. Pardon, 250 cevherimiz var. 250 de şeyimiz var. Silver'ımız var. Buradan bir yüzük gelir ve bu yüzük Shadow ne olursa yani gölge soy olursa çok 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 seviniriz. Ne yapacaktık? Arnok'lamlarından ayakkabı bakacaktık. Ben buradan bir 10 ram gibi bir şey çıkartayım bize. Belki daha az çıkartırım bilmiyorum. 5 yeter galiba. 5'ten çıkartayım bakalım neler bulacağız. Ya bu benim belalım Arnok'lanlarından kurtulduk. Güzel. Yüzde hata da bulduğumuza göre buradaki vazifelerimize devam edelim. Harika. Atak türü bir şampiyona bunları giydir diyor. Hemen giydireyim abi. Atak türü şampiyon. Aynen öyle. Hız yüzde atak. Bunların buralara %50 atak iyidir. İşte bu. İşte bu. Değil mi? Bitti.
Plan kur veya katıl. Katılalım bir tanesine. Çok önemli değil. Şöyle katıldık mı? Çok garip oldu ya buraya katılmak. Hidra vuran. Hidra diyorum. Lambosa falan vuran bir yerlere katılsak bizim için daha iyi olurdu ya. Şimdi bizim ya ben bunu levellamayı çok istiyorum. Buna biraz kafayı taktım. O yüzden basacağım buna. Aha atladı lan. Hadi bir daha. Bir daha atladı. Harikasın be. Defansa geldi. Bu da çok iyi. Ya burada gelmesini istediğim bir oran var. Kritik oran bir de bu var. Çok hızlı oldu her şey. İnanılmaz memnun oldum bu durumdan. Buradan defansa doğru da ilerlememiz lazım. Ki bu da 6 yıldız olduğu için şuna hem buraların özelliği daha fazla hem de alt tarafın özelliği daha fazla hem de benim cebimden yediği silver çok fazla. Hadi bakalım. Sıkıntı yaratma. 10'dan 11'e geç. Harikasın. Lan göğüslük var ya ocağımıza incir ağacı dikmiş göğüslük. Baksana. Babalar gibi atlıyorlar level. İsabet gelmesi de güzel. Göğüslük yani ocağımıza net incir ağacı dikmiş. Net. Bu kongu var elemanın. Ve bizden muhtemelen daha hızlı başlayacak. Neyse dur bakalım. Senin de bir şeyin vardı illaki. Musa. O da ben miyim? O da ben miyim? Benim. Ben hız ayakkabısı giydim. Sen giymemişsin. Aynen öyle. At aşağı. Burayı zaten dümdüz winliyoruz. Hiç sıkıntısı yok. Ya bu Ninja'ya da insan bir isabet aurası verirmiş ha. Bir şey değil mi? İsabet aurası verseler bu Ninja'ya adından yenmezmiş bu Ninja. 2000 oldu. Kayle levellarsak yani 4'ü atıp bir de eşya giydirirsek Kayle fena olmayan derecede iyi ilerleyeceğiz şeyde. Adı nedir? Değişimli de. Değişimli ne ya? Seferde. Rathalos almış bak bu da mesela. Burada da Wukong var. Biz hiç bunlara girmeyelim. Daha böyle mantıklı savaşabileceğimiz yerlere girelim. Rathalos'a mesela girmeme sebebim renginden dolayı girmedim. Korktuğumuzdan değil. Bunun AX'ine veriyormuş ya. Al can bastım. Hani full adama can bastım ya bir de. Devam. Burayı da alırız. Bunlardan yana sıkıntı yok. Kayle 4 yaptığımız an işler çok güzel gidecek seferde. Seferi yani normal seferi bitirip artık bir yerlerde bizim şeye doğru da ilerlememiz lazım. Zor sefere. Zaten acımasız da yem kasıyoruz. Yani zor seferde olmak azımsanacak derecede bir olay değil. Galiba yetti. 8 taneydi çünkü. Tokenimiz aynen. Aynen. Evet. Bize de bu lazım. Bunu farkındayız. Bunu şu anda farkındayız. Şu 17'likleri 16'lıkları bir level'layayım. Sonrası kolay. Bir de ben bir kendime klan bulayım. Düzgünce hani şeye vuran. Normal iblis zordu kesen bir klan bulayım. Sonrasında Kayle'yi 4 yaparken gelirim. Güzel. Bunların hepsini level'ladık. Gelin hep beraber. İlk 4 yıldızımıza ulaşalım. O da Kayle oluyor. Bu RS Alper beni sinirlendiriyor. Olsun. Bu bir. Bu iki. Bu da böyle yapalım. Bu da böyle yapalım. Bu da üç. Harika. Gel bakalım arkadaşım. Bir, iki, üç. Feda et abi. Çıkarmaya gerek yok. Burada çıkar be feda et diyelim. Çıkaralım o eşyaları. Ne olur ne olmaz. Güzel. 4 yıldızın ilerleyen aşamalarında bizi rahatlatacaktır diye tahmin ediyorum. Buz golemi dönmemizi istiyor. Sonra Arabya Sarayı istiyor. Hep beraber Arabya Sarayı'nı tamamla diyor. Sonra Minotaur dön diyor sonra. Bunların hepsini yapacağız abi. 300 o 300 cevhere ulaşmak istiyorum. O 300 cevhere bir şekilde ulaşmak istiyorum. Öyle ya da böyle. Güzel. 6 yaygın şampiyon çağır. Bunların hepsini yapacağız. Bunların hepsini yapacağız. Beceri yükseltten Ninja şeye hayra bir tane daha beceri yükseltelim. Neye geldi? A3'e geldi. Güzel. %10 hasar iyidir. Fena değil. Kyle'in seviyesini belki yükseltebiliriz. Bu sakınca olmayacak bir şey gibi duruyor. Ah şunu yükseltsek. Ah bunu yükseltsek baya baya iyi olur. %15 kritik oran ama işte materyalimiz yok. Kaç level yükseltebiliyoruz? Bir level anca yükseltiyoruz.
Yükseltelim arkadaş, ne olacak? Ne geldi? Ehlik şeyler geldi. Ya bu taban olduğu için, tabanı arttırdığından dolayı okey. O kadar da kötü değil. Şimdi bunu bir giydirelim biz. Biz bunu bir giydirelim, eskisine döndürtelim. Yoksa burada bir sıkıntı olacak. Eskisine döndürtmezsek problem var. Abi 3-4 yıldız seviyesi. Yani bir garip şu an. Zırhı ne bunun? Yüzde atak kalabilir. Ayakkabısı yüzde HP kalabilir. O zaman biz kafalık ve şeye bakmamız lazım şu anda 3 ve 4 yıldız olarak. 4 yıldız yok. 3 var sadece. Ki bu var. Fena değil gibi duruyor. Ben anlamadım. Bunun bir de şey yok muydu ya? Ekürisi. Neyse. Yani. Öncekinden daha iyi. Daha fazla defans. Daha az atak. Ona yapacak bir şey yok. Ama daha fazla can. Bastık abi buraya. Daha bunları 8 bile yapabiliriz ya. Daha bunları 8 bile yapabiliriz ama bir bakalım şu anki gidişata. Enerjimiz zaten bitmiyor. Burası çok ayrı bir konu. Enerjimiz bitmiyor. Gelmeye her zaman devam ediyor. Buradaki enerjileri saklayalım. Daha iyi kullanabileceğimiz bir zaman o enerjileri kullanacağız. Şu anda ne yapmam lazım? Buz golemini tamamlamam lazım. Buz golemini tamamlayalım. Aa, bir dakika, hangi seviyelerini tamamlıyor onu görmedim. 2000 ne üstünü tamamla diyor. Yani ne kadar gidebiliyorsak bizim için o kadar iyi. Yine burada da seviye kasmamız lazım. 5 zamanlı ilerlemeler için bir level'lıklardan tekrardan devam edelim. Hadi bakalım kazanmamız mübarek olsun, dönebiliyor muyuz bakalım. Şimdi Kael'in verdiği o tek atıyor. Kael'in verdiği %15'lik can tabana işlediği için ekstradan verse 1K can belki 2K can anca veriyor bu arada. Çok da bir şey vermiyor. Ama atıyorum hız aurası olsaydı, yüzde defans aurası olsaydı daha çok işimize yarardı. O yüzden ölüm şövalyesinin varlığı gerçekten çok değerli. Keşke dediğim gibi Ninja'da bir aura olsaydı, yani isabet aurası falan. Falan Ninja'ya harika olurdu. Bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir diğeri de isabet. Ama defans azalmış haldeyken bile takır takır geçiyor burayı. Sıkıntı yok. 4 yıldız ayakkabı. Ah. Daha iyi olabilirdi. Bize işte yakında artık 5 yıldızlıkları farmlama görevi düşüyor. Sonrasında artık Kayle ve Ninja'yı can çalma setle halletmemiz lazım. Ardından bunları Minotaur'a sokmamız lazım ama bunlar çok uzun vadeli işler. Hani yarın yapabileceğimiz işler değil, size öyle söyleyeyim. Birazcık sabır işi. Raid oynuyorsak oyunun her aşamasında sabırlı olmamız lazım. Gerçekten diyorum ama yani oyunun end game'inde de early game'inde de eğer para vermiyorsan, oyuna para yatırmıyorsan sabırlı olacaksın. Başka çaren yok. Biz de şu anda elimizden geldiğince sabırlı olmaya çalışıyoruz diyelim. Sonuncuyu da girelim. Elimizden geldiğince yem kasmaya özen gösteriyoruz. Alabileceğimiz experience'ları, deneyim puanlarını sağdan soldan toplamaya çalışıyoruz. Bunu siz de yapın. 2K, 3K demeyin. Hani buraya yem sokmamazlık yapmayın. Çok 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 önemli. Ninja'nın ustalığı artık Kayle'nin ustalığı bir açılsa aslında çok çok rahat ederiz. O kadar eminim ki. Çünkü yüzler olarak atak arttırıyor, kritik damage arttırıyor, can çalma veriyor ve savaş ustası veriyor. Tabi savaş ustasını açabilmek için öncelikle bir 50 level değil de 60 olmamız lazım. Ama şu an yani 50 bile olsa 50'ye gelen ustalıklar bile çok iyi. Baksanıza abi. Hoş karşın can da çok değil. Önce. Ama şu an için geçiyor yani 6'yı. 6 mı? 6'dayız galiba. Aynen. Bu 4 yıldız atıyor ha. Hız kritik demek. İyiymiş ama yapacak bir şey yok. Gönder ki. Şu an 6'dan 3-4 atabiliyor. 7'den 3-5 atabiliyor. İşte bize 13 dönebilmek lazım. 4-6. Buradan bir 6 yıldızlıkları bir toplayabilsek. Ah. Devam Arabya Sarayı'ndan her birinden ne diyor? Bir dakika. Yine çok hızlı girdim. Galiba her birinden hız kalıntısı kazan diyor. Aynen. Tamam. Ben yine her birinden hız kalıntısı kazanacağım.
Bir de arkadaşları levellayalım ağırdan. Şu bir level'lıkları. Sonrasında tekrardan geleyim. Seferlerde ne durumdayız? Vazifelerde ne durumdayız? Onları sizlere anlatayım. Buraya zaten dönüyor Ninja. Evet, beklediğimden kolay oldu. Bir yıldızlıkları bu arada 2 yaptık. 2'den de kasmaya devam ediyoruz. Buraya da devam. Evet, devam ettiriyor yani bize bunları levelatacak. Bunu levellamamız önemli mi? O kadar bence değil. Kyle'in eşyalarına bir göz gezdirelim. Kyle'in eldivenini %116'ya ya yani 12 atmamız lazım. Ben bunları ayarlayayım, tekrardan 12 atayım. Bu silver yeter mi bilmiyorum. 2 tane kalıntıya atmaya yeterli galiba. Silver'dan yana bu kadar problem çekmemiz sıkıntılı. Düzgün harcamamız lazım. Ve kullanacağımız eşyaları levellamamız lazım. Şu an bizim için altın değerinde yani bunlar. Gerçekten çaresizce şu bota 200k belki 150k para harcadık. 10-15 defa denedim. Çaresizce yani. Başka da bir açıklaması yok bunun. Tam anlamıyla çaresizlik idi. Belki birkaç tane kalıntı vardır, artık onları satabiliriz. Mesela şu direnç kalıntılarını gönderebiliriz. Zaten buraya dönüyoruz. Belki bunları da gönderebiliriz. Bunu da gönderebiliriz. Bir daha deneyelim. Pardon, bu ayakkabı değil. Ayakkabıyı. Lütfen artık. Bilmiyorum ya kaç para gitti buna. Ya bazen hani o kadar insanın canını sıkıyor ki ya, şunu yapsa hayatımıza devam edeceğiz. Araba yapacağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Daha da başka şu kalıntıyı giy, şu kalıntıyı sök falan demiyor değil mi? Ben ona göre artık aynen ya, hiç öyle şey, ha şöyle ana hissesi yüzde olan bot 16 atak türü şampiyon kuşan diyor. Ama buna bakarız artık. En sonunda burası bayağı zor bizim için. İşin en sonunda bakarız yani ona da. Şu an bakamayız gibi. Atak, tamam, atak türü olmayanları satalım o zaman. Mesela burada HP, şunları gönderelim. Doğru mu? Bunların bizim yanımızda kalmasının bir önemi yok. Yani bunda isabet var ama bu hariç satalım. Şimdi bir daha deneyelim. Ya şu yaptığımız hareketler var ya, o kadar sinir bozucu ki. O kadar sinir bozucu ki. Yani diyecek laf yok ya bu oyunu. Dörtlükler kalsın. 3, bunlar da güzel ama 3 yıldız abi, güzel olsan. Gönderiyorum bunları da. Güzel olsana yani 3 yıldız. Artık 4 yıldıza zindanlardan bile erişebiliyoruz. Güzel. Kıza gelmesi değil. Cana bastım bu arada. Sebebi ise Ninja A2 atıp örtüye girdiği için Kayal hedef oluyor. 4K gücü var yani Kayal'in de. Baya baya sıkıntılı bir yerlerde. Kayal'in canı baya baya kötü. Kayal artı Ninja ikilisi ilerleyen bir ikili değil. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Minotor dön. Harika. En sevdiğimiz işlerdendir Minotor dönmek. Dönelim abi. 3 defa mı döndü de? Yine kaç defa dön diyor. 3 kez dön diyor. Dönelim. Ben bunları döneyim. Diğer vazifeye geleyim. Klasik arenada madalya kazanışı var. Sonrasında 2 kalıntıyı 12. seviyeye yükseltiyorlar. Yani imkansız işler istiyorlar bizden. Bizim yapabileceğimiz işler değil bunlar. Bunlar karakteri yani bütün düşmanlara saldırabildiği için muhtemelen A2'sini de şeyde kullanıyorlar da lanet şeyde niye kullanıyorlar diye bir bakmak istedim. Hem atak azaltma verip hem de A2'siyle alan atak azaltma verip hem de sersem set değildir. Sersemletmeyi çalıştırabilmek güzel. Tabii şu anda Kayle'in seviyesinin 10 olduğunu da unutmayalım. Yani Kayle'e de seviye kasarsak sıkıntı olmayacak. Ama ağırdan ilerliyorum yani Kayle konusunda. Çünkü hızlı ilerlemenin Kayle üzerinde bir önemi yok ki bizim için. Kaç madalya kazan? Klasik arenada 10 madalya kazan. Biz 1-1 mi madalya kazanıyoruz? Oo. Biz 1-1 madalya kazanmışız. Tabii ki de böyle imkansız. Altın 4 ve altın 3 olduktan sonra, altın 5 olduktan sonra klasik arena o kadar basit ki size anlatamam. Ama oraya gelene kadar
Büyük eziyet. Çok büyük eziyet. İyi karakterler falan çekmemiz lazım. Geçebilelim. İyi epikler çekmemiz lazım ki geçebilelim. Umarım da çekebiliriz. Yarın Wukong'u almayı deneyeceğim. Eğer Wukong'u alabilirsek ekip çok güzel olacak. Yani baya baya iyi bir ekibe sahip olacağız. Wukong, Ninja Kael. Beşli inanılmaz iyi. Pardon, üçlü inanılmaz iyi. Wukong yerine ne yalan söyleyeyim ölüm şövalyesini isterdim. Yani ölüm şövalyesi aşırı aşırı kuvvetli. Ölüm şövalyesi artı ninja ile yapamayacağımız iş yok. Her şeyi yapardık. Elle oynayarak örümcek 20 bile dönerdim yani size öyle söyleyeyim. Hanedan askerimiz de var zaten. Net dönülürdü. Yanındaki ufakları donduracaksın sonra A2 vereceksin. Biliyorum toplam 3 defa A2 yana veriyor ama hanedan askeriyle falan öyle ya da böyle bir şekilde öldüreceğiz. Bu kim? Bu da diriltici. Yani ne kadar diriltici o kadar iyi. Ölse fena olmayacak. Ve kazanabilecek miyim? Bir tane daha sersem attıktan sonra kazanacağım galiba. Zaten HP yanıkları da var üzerlerinde. Aynen. Atmama gerek bile kalmadı. Ninja canavar. Şu anda ne durumdayız? Tamam dur bakalım. Şurada iki kazanıyoruz. Burada bir. Yani silver 2, gümüş 2 ve gümüş 3 olmak baya baya önemli. Bir de özellikleri de çok fazla veriyor ya. Baksanıza %22. Şu an düşününce %22 bizim için inanılmaz iyi olur. 50 level olması Ninja'nın şey, bu Kong'un önemli değil bence. Biz doğru rengiz ya Kong'a. İki tarafta da. O yüzden sıkıntı yok. Bir de zayıf vuracaktır yani. Vurmuyor ama. Vurmalıdır yani zayıf. Veya kritik oranda %15 daha az. Uzun da düşünürseniz. İyi yani kötü değil. Alur gelirse baya baya iyi olur. Çoğu kıyamet kulesinde kullanırız. Postlarında. Artı ateş şövalyesinde kullanırız. Harika olur. Bazı karakterler inanılmaz iyi. Şu en sade karakter de iyi. Ruh biçiciydi galiba karakterin adı. Lancer. Harika oldu bu. Buraya da dönelim. Ninja'ya isabet gitmemiz lazım. Bol bol isabete ihtiyacımız var Ninja'nın. Artık teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ve geldik en belalımıza. Silver. Experience bonusu. Harika. Buradan ilerleme ödüllerinde ne veriyor? 20 level'ız. Cevher artı epik beceri kitabı. Harikasın. Epik beceri kitabını asla basmam. Asla bunu yapmayın siz de lütfen. Dezavantajın şansı artıyor. %50 olacak ilerleyen aşamalarda. 3 defa deniyor %50. %87 galiba oranı. En azından bir tane tutturmasın. Bayağı iyi bir arena tokenimiz var. Devamlı rollememiz lazım. Ha bu arada bir tane klana girdim. Olayı kesiyorlar. Olayın en azından ilk sandığını alabilirsek harika olur. Bakalım nasıl olacak bu iş. Şimdi ne yapacağım? Kalıntı yükselteceğim. Ne yapacağım? Kalıntı yükselteceğim. Neyse 3 level'ları yükseltmek o kadar da dert olmaz galiba ya. Asla 5 level'a girişmeyeceğim. 3 level'ları yükselteceğim abi. Yok yani o silver'a değecek işler değil bunlar. Bir de şu anda mesela kolay geçecek. Çünkü bir tanesini 20 defa denedim. Ya ben bir tanesini 20 defa denedim abi. Orada benden 200-300K silver'ımı emdi. Ha bu da emiyor. Oh. İyi var. Yüzde defansa geldi. İyidir. Atak alalım. Biraz da karşıya vurmamız lazım işin özünde. Güzel. Takır takır geçiyor şu an için. En sevdiğimiz olay bu. Ha 8'e giderken tabii takır takır geçer. Yeni 8 olmuşuz biz bunu. Nasıl 11 yapacağız? 12 yapacağız. Nasıl olacak bu? Oh tekte oldu mu? Oldu sandım lan. Geliyor. Hadi. Hadi silver'ım yok hadi. Oh. Tamam. Harikasın. Harikasın. Ateş valisi en zorlu bölüm ya bizim için. Tamam. Buradan bir de isabet alıyoruz ekstradan. Harika.
Şu an durumu 4K'ydı gücü artık 4,5K. Ve hala level 10. Onu unutmayın. Level'ını arttırdığımız zaman bizim için hayat daha kolay olacak. Şimdi ateş şövalyesini dönmemiz lazım. Baya baya zorlayacak burası. Ama yapacağız. Öyle ya da böyle. Ateş şövalyesinde ekstradan şey açacağım. Çünkü ateş şövalyesini dönmek erken aşamalarında ne yalan söyleyeyim hatırlamıyorum bile. Ne kadar zor, ne kadar kolay. Ama 20'yi dönmek alursuz, soğuk kalpsiz falan eziyet. Şimdi ben bunu 50 oynayayım. Sıkıntı olabilir belki de. Kalkanını açamıyoruz. Oo, nasıl geçeceğiz? A3 atsam A2'nin bekleme süresini azaltırdı. Dedim ya size. Çok zor değil. Bir açarsak aslında baksanıza açarsak keseriz de. Açmamız lazım. Hadi. Hadi. Ah. Enerji. Keşke şey girmeseydik ya. Buraya bir giydirdiğimiz karakterler var ya. Valeri Maleri. Mesela bunların belli başlı bir gücü var. Hayatta duruyor. Bu da bir de Valeri vardı galiba. Onlarla girelim bir deneyelim. Bu Valeri. Deneyelim. Double açmadım bu sefer. Bir de diğer tarafa geçerken cooldown'lı geçmemiz lazım. Boss'u ilk başta öldürürsek ne ala. Ölmeyin lütfen. Can basalım. Sonra atak arttırma da verebiliyor. A2 atabilirim. Dert değil. Hadi bakalım. Şimdi. Ninja ile A2. Ninja ile A3. Tamam. Biraz damage'imizi vurduk. Ne? Tüm düşmanları iki kez saldırır. Harika. İhtiyacımız olan bir şey. Atak arttırma. Kendisine hız veriyor ama okey. Karşı saldırı vuracak şimdi. Adamın turundayken karşı saldırı vurması baya baya değerli. Hem de iki defa. Şimdi bir daha vuruyoruz. Tamam. Bununla vuruyoruz. Harikasın. Şimdi. Harika. Tamam hadi. Tamam olsun olsun olsun. İyiyiz. Şimdi bir daha düz. Düz. Bir defa vuruyor. Düz. Önemli değil bu. Bu turda açmamız lazım. Bu turda açmamız gerekiyor artık. Aynen. Ninja'ya gelip A2 atmam lazım Ninja ile. Harika. Tamam. Yani mantık bu tamamen şu an. Şimdi burada Valeri ile can basalım şu en soldakine. Bir sıkıntı. Ninja A3 atmam lazımdı. Yanlış attım. Kalkanını açarsanız o kadar fazla vurmaz. Tamam, Ninja A3. Ninja şöyle vurabilir ekstradan. Bir de bu harika. Keşke ama keşke şey yapsaydık. Adı nedir? Double yapsaydık. Ben yani kesebileceğime inanmadığım için kiliye girişmedim. Anamah sen dahil diyelim. Bunun zaten level'ı var. Buna da bir eşya giydirelim. Random eşyalardan buna da giydirelim. Yoksa geçecek gibi değiliz. Tamam. Kalıplardan da geri çıkarmamız gerekecektir onu. Çıkarız ya geri ne olacak ki? Çok da para değildi zaten. Aynen. Biraz daha defans, biraz daha hız, biraz daha can. Hala bir seviyeye dönmemiz. Daha yeşil dönsek daha hızlı dönebiliriz belki de. Aynen yeşil dönelim. Daha hızlı dönebiliriz. Çünkü bize doğru renk. A3 atıp burayı tekleyelim. Diğer tarafı da şeyle tekleyelim. Aynen. Güzel geldik. İlk tur normal. Hiçbir şey atmamıza gerek yok. Çünkü bize vuracak her halükarda. Bu tur bayağı harcamamız lazım adamı. Bir.
elde edelim. Bam bam bam. Aynen öyle. Herkes azaltır. Ah. Dedik. A1 vuracağım. A3'ü çünkü o fazla saldırıyı şeyde kullanmak istiyorum. Olsun. Kalkanı varken. Can basarsam belki bir tur daha hayatta kalabilir. Biraz iyimser bir can basma. Tamam. İyimser bir can basmaydı ama değil mi? Tamam, şimdi ninja halledecek. Biraz zorlu oldu ama keyifliydi. Ne yalan söyleyeyim. Biraz zorluydu ama keyifliydi. Geçtik. Bir daha bana buralara sokma. Ben şimdi bu videoyu da burada kapatayım. Yarım saat olmuş. Artık şu yakınlık bonusunu yükselte kadar ben yalnız başıma oynayayım. Yakınlık bonusunu yükselttikten sonra ben yayını diyorum. Videoyu açarım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da sevinirim. Diğer insanların önüne çıkmasına çok yardımcı oluyor. Bay bay.